İran ile 5+1 ülkeleri İran'ın nükleer faaliyetlerine sınırlandırma getirmesi karşılığında İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya vardı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 14 Temmuz Salı günü imzalanan 159 sayfa ve 5 teknik ekten oluşan anlaşmada öne çıkan 5 temel başlık şöyle. İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması. İran, anlaşma imzalandıktan hemen sonra ekonomik ve finansal yaptırımların kaldırılmasını talep ediyordu. İmzalanan anlaşma kapsamında ise ABD ve Avrupa Birliği'nin ekonomi ve enerji alanında uyguladığı yaptırımlar ile Birleşmiş Milletler'in uyguladığı yaptırımların bir kısmı, İran'ın anlaşmanın gerektirdiği bazı teknik şartları yerine getirdiğini kanıtlamasının hemen ardından kaldırılacak. İran'ın yerine getirmesi gereken teknik konular arasında santrifüj sayısını azaltmak ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarını nükleer silah yapmak için gerekli miktarın altına çekmek bulunuyor. Uzmanlara göre İran'ın bu teknik ön koşulları yerine getirebilmesi 6 ila 9 ay alabilir. Bu durumda İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması ve İran ekonomisindeki olası bir rahatlama 2016 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek. Uranyum zenginleştirme. Uranyum zenginleştirme konusunda 2 Nisan'da İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan çerçeve anlaşmaya sadık kalındı. Söz konusu anlaşma, İran'ın 5060 birinci jenerasyon santrifüjde %3.67 oranında uranyum zenginleştirmesine olanak sağlıyor. Bu düzeyde zenginleştirilmiş uranyum atom bombası yapımında kullanılmıyor. İran, Fordow nükleer santralindeki 1000 santrifüjü kullanabilecek, ancak bu santrifüjlerde uranyum zenginleştiremeyecek. Bu santrifüjler diğer radyoaktif gazların damıtılması için kullanılacak. Birinci jenerasyon santrifüjlerin sayısına getirilen sınırlama 10 yıl, Fordow'daki santrifüjlerin kullanımına dair sınırlama ise 15 yıl geçerli olacak. Ağır su üretimi. İran, Arak'taki ağır su üretme reaktörünü değiştirecek ve önümüzdeki 15 yıl boyunca yeni ağır su üretme reaktörü inşa edemeyecek. Nükleer elektrik santrallerinde soğutma işlemi için kullanılan ağır su, nükleer bomba olarak da kullanılabiliyor. Nükleer tesislerin denetimi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile imzalanan ek müzakere kapsamında, Atom Enerjisi Kurumu önümüzdeki 25 yıl boyunca İran'daki beyan edilmiş ya da edilmemiş tüm nükleer tesisleri denetleyebilecek. Bu tesisler için rapor hazırlayabilecek. Askeri tesisler ve beyan edilmemiş laboratuvarların denetimi ise karşılıklı uzlaşma şartına bağlı olacak. Bu türden tesislerin denetimi bazı koşullara ve izin süreçlerine bağlanacak. Askeri kaygılar. İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde başta İsrail olmak üzere dünyayı kaygılandıran ve müzakerelerin 13 yıl sürmesine neden olan en temel konu İran'ın atom bombası üretme ihtimali oldu. Uzmanlara göre atom bombası yapımında kullanılacak olan uranyumun %90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor. İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesi ise %3.67 oranında tutulacak. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'la 14 Temmuz'da 5+1 ülkelerinden bağımsız olarak imzaladığı yol haritası, İran'ın bu oranın üzerine çıkmadığını garanti altına almaya çalışacak. Yılda 130 ila 150 gözlemci İran'daki tesislerde denetim yapacak. Ancak bu denetimlerin askeri alanları kapsayan kısmının netlik kazanmaması pek çok bölge ülkesini kaygılandırmaya devam ediyor. İran'la büyük güçler arasında nükleer programa ilişkin varılan tarihi anlaşma 12 yıllık gerilimi rahatlatmakla birlikte uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa açtı. Nükleer görüşmelere ilişkin 18 gün süren son round anlaşmayla sonuçlandı. İran kamu televizyonu ABD Başkanı Barack Obama'nın açıklamasını canlı olarak verdi. 36 yıldan beri ikinci kez bir ABD devlet başkanının açıklaması İran devlet televizyonunda canlı veriliyor. ABD ve İran'ın diplomatik ilişkilerinin kesildiği 1980'den bu yana ilk kez bu düzeyde bir anlaşma İran İslam Cumhuriyeti ile ABD'yi birbirine bağlıyor. ABD Başkanı Barack Obama bu anlaşmanın İran'da yeni bir yönetime doğru gitme şansını doğurduğuna dikkat çekti. Anlaşma ardından Tahran sokaklarında kutlamalar yapıldı. Nükleer anlaşmanın hükümlerine uyulması halinde Tahran'ın atom bombası yapması neredeyse imkansız olacak. Bu anlaşma aynı zamanda 77 milyon nüfuslu zengin petrol ve gaz kaynakları olan İran'la ilişkilerin normalleşmesinin de başlangıcı oluyor. 159 sayfalık anlaşma İran'ın nükleer arzularını sınırlandırmasına karşılık ekonomik yaptırımların kademeli ve geri dönüş olarak kaldırılmasını öngörüyor. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Tahran ve Moskova anlaşma için tarihi derken Moskova dünyanın derin bir nefes aldığını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius İran'a gitme niyetini açıkladı bile. Fabius İran'a yakında gideceğini belirtirken tarih vermedi. İsrail anlaşmaya tepki göstererek tarihi bir hata olduğunu belirterek kendilerini her zaman savunacaklarını ifade etti.
ABD Başkanı Barack Obama bu anlaşmanın ABD ve İsrail'in ulusal güvenliğinin çıkarına olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanı önümüzdeki hafta İsrail'e gidecek. Sünni ülke Birleşik Arap Emirlikleri nükleer anlaşmanın Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasına vesile olabileceğini belirtti. Suudi Arabistan, İran'la daha iyi ilişkiler kurmayı umut ederken Tahran'ı Orta Doğu ülkelerinin iç işlerine karışmamaya çağırdı. Bölgesel rakipleri olan Suudi Arabistan'la İran arasındaki ilişkiler Yemen krizinden dolayı oldukça gergin durumda. Yemen'de Suudiler Şii Husileri bombalarken İran Husileri destekliyor, Suriye'de Suudiler silahlı grupları, İran'sa Şam rejimini destekliyor. İran'ın 5+1 ülkeleri olarak bilinen ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmanın özellikle Suriye krizine etkide bulunması bekleniyor. Birçok gözlemci açısından bu her şeyi değiştiren bir anlaşma niteliği taşıyor. Anlaşmanın bölgesel ve uluslararası ilişkiler açısından derin etkileri olması bekleniyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar el-Esad kendi ittifakını kutlayarak nükleer anlaşmanın büyük bir zafer olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise İran'ın Suriye Savaşı'nın sona ermesine yardım etmek için bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı. Hollande, İran'ın kendi çevresindeki istikrar için sorumlu bir aktör olmasının hayati önemde olduğunu vurguladı. Rusya'ya göre nükleer anlaşma DAEŞ'e karşı geniş bir koalisyon önündeki engelleri kaldırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam Devleti ve diğer terörist gruplarla mücadele için geniş bir koalisyon önündeki çoğunlukla yapay olan engeller kalkıyor dedi. Lavrov, İran'ın durumun normalleşmesinin bölgede bir dizi sorun ve çatışmanın çözümüne hizmet edeceğini ve bir bütün olarak bölgedeki durum üzerinde olumlu etkisinin bulunacağını savundu. Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın bölgede aşırıcılıkla mücadele için askeri teknoloji alanında İran'la işbirliğini şimdi güçlendireceğini söylerken bu konuda detay vermedi. İran rejimi mevcut durumda Suriye'de Beşar el-Esad'ı destekliyor. Nükleer anlaşma ardından İran'ın Suriye başta olmak üzere bölgede nasıl bir rol oynayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Afganistan'da Taliban hareketinin lideri Molla Ömer, Kabil hükümetiyle yürütülen barış müzakerelerinin meşru olduğunu söyledi. Afgan hükümetiyle Taliban hareketi arasındaki geçen hafta Pakistan'da ilk kez doğrudan görüşmeler organize edildi. Bu görüşme ardından sessiz kalan Taliban lideri Molla Ömer, yaptığı ilk açıklamada silahlı cihada paralel olarak siyasi çabalar ve barışçıl yol İslami meşru bir ilkeyi teşkil ediyor dedi. Molla Ömer açıklamasında açık bir şekilde görüşmelerden bahsetmezken, dini hükümlerimize bakıldığında düşmanla görüşmeler ve hatta barışçıl temasların yasak olmadığı anlaşılır diye belirtti. Afgan hükümetiyle Taliban temsilcileri arasında geçen hafta doğrudan görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin amacının Taliban rejiminin devrildiği 2001'den bu yana yaşanan kanlı savaşın sona erdirilmesi olarak ifade ediliyor. Talibanların merkezi komutanlığı olan Quetta Şurası bu görüşmeler ne kınamış ne de bir yorumda bulunmuştu. Alandaki çok sayıda Taliban komutanı geçen hafta bu görüşmelerde bulunan temsilcilerin meşruiyetini açık bir şekilde sorguluyordu. Bir yandan barış müzakereleri yapılırken Talibanlar son aylarda saldırılarını artırdı. Taliban hareketi NATO askerlerinin tamamının ülkeyi terk etmesini istiyor. NATO'nun Afganistan'da kalan güçleri danışmanlık ve eğitim görevi yürütüyorlar. ABD Başkanı Barack Obama ile Suudi Kralı Salman, Yemen'i kırıp geçiren savaşa son verilmesinin aciliyeti üzerine bir görüşme yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Obama ve Suudi Kralı tüm Yemenlilere yardımın ulaşması için çatışmaların son verilmesinin aciliyetinden bahsetti. Obama ve Salman'ın İran ile nükleer program üzerine yapılan anlaşmayı da ele aldıkları belirtildi. Yemen Savaşı'nda Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nu destekleyen Beyaz Saray birçok kez çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Arap Koalisyonu 26 Mart tarihinden beri Yemen'de Şii Husi milislere yönelik hava saldırıları düzenliyor. İran'ın etki alanının genişlemesinden rahatsız olan Suudi Krallığı, Yemen'de Şii Husilerin ilerleyişini durdurmak istiyor. Bombardıman ve çatışmalar ağır bir insani krize yol açtı. Ülke nüfusunun %80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Mart ayı başından beri 3200 aşkın kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in 11 Temmuz Cumartesi'nden itibaren ilan ettiği 6 günlük ateşkes ise somutluk kazanmadı. Hava saldırıları ve çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar Suudi Arabistan'a kaçan Yemen Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur Hadi yanlısı hükümet güçleriyle Şii Husiler ve ittifakları arasında güneyin büyük kenti olan Aden'de yoğunlaşıyor. Suudilerin desteğindeki Yemenli güçler Aden'in tümünü almak için büyük bir operasyon başlattı. Hükümet güçleri geçen Mart ayı sonundan beri Husilerin elinde bulunan Aden Havaalanı'nın denetimini salı günü geri aldı. Bir gün sonra çarşamba günü ise Aden Havaalanı tekrar Husilerin eline geçti. Bir gün sonra çarşamba günü de Aden Limanı Husilerden geri alındı.
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram'ın 4 köye düzenlediği saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetti. Borno eyaleti yetkililerinden dün gelen açıklama Boko Haram'ın geçtiğimiz cuma günü 4 köye saldırılar düzenlediğini ve köyleri yakıp yağmaladığını doğruladı. Salı günü Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Boko Haram'la mücadelede yetersiz kaldıkları gerekçesiyle üst düzey ordu yetkililerini görevden aldığını duyurmuştu. Boko Haram'la aktif mücadele etmek için Afrika Birliği kurulmasına hız veren Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin göreve gelmesinden bu yana Boko Haram ülkenin kuzeyinde saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Buhari'nin göreve geldiği 29 Mayıs tarihinden bu yana 400'den fazla kişi Boko Haram saldırılarında hayatını kaybetti. 2009 yılından bu yana ise Boko Haram'ın neden olduğu şiddet dolayısıyla 15 bin kişi hayatını kaybetti. 1,5 milyon kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yunanistan parlamentosunda bugün 86 milyar euroluk 3. yardım paketi karşılığında pek çok yeni kemer sıkma politikasını dayatan reform paketi oylanacak. Parlamentonun çarşamba günü sonuna kadar reform paketini oylaması ve bu paketin uygulanmasına olanak sağlayacak gerekli yasal düzenlemeleri yapması bekleniyor. Ancak Syriza hükümetinden bazı milletvekilleri reform paketine destek vermeyeceklerini duyurdular. Tsipras'ın AB yanlısı ılımlı muhalefetin desteğini alabileceği ve ulusal birlik hükümetinin kurulabileceği de Yunan parlamentosu kulislerinde dillendirilen ihtimaller arasında. Oylamanın bugün Avrupa saatiyle 13'te başlaması bekleniyordu. Ancak saat 13'te bir kez daha Syriza milletvekillerinin toplanması kararlaştırıldığı için oylama bugün öğleden sonra ertelendi. Salı günü televizyondan halka seslenen Başbakan Alexis Tsipras, önerilerin irrasyonel olduğunu ve reform paketine inanmadığı halde ülkesinin çöküşüne engel olmak için reformları kabul etmek zorunda kaldığını söyledi. Memur sendikaları, ticaret odaları ve eczacılar çarşamba günkü oylama sonuçlanıncaya kadar greve gitme kararı aldılar. Öte yandan Avrupa Komisyonu resmi olarak Yunanistan'a verilecek olan kısa dönem kredi başvurusunda bulundu. Söz konusu kredinin Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması aracılığıyla 3 aylık 7 milyon euro olması öngörülüyor. Ancak İngiltere bu kredinin Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması aracılığıyla verilmesine karşı çıkıyor. Çünkü böyle olduğu takdirde tüm AB ülkelerinin katkı sunması gerekiyor. İngiltere Yunanistan'a verilecek kısa dönemli kredide yer almak istemiyor. Yunanistan'da nakit sıkıntısına kısa dönemli çözüm ise alınacak olan bu krediye bağlı. 2 haftadır kapalı olan Yunan bankalarının 29 Temmuz'a kadar kapalı kalacakları duyuruldu. Salı günü Uluslararası Para Fonu IMF'den Euro bölgesi liderlerinin Yunanistan'a ağır şartlar karşılığı yardım sunmalarına eleştiri geldi. IMF, Yunanistan'ın kamu borçlarının sürdürülemez hale geldiğini söyledi ve borçların ertelenmesi gerektiğini ifade etti. IMF ayrıca alacaklıların kesinlikle karşı çıktığı borçların azaltılması seçeneğinin de değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu. IMF'nin yeni Yunanistan raporuna göre 2 yıl içerisinde Yunanistan'ın dış borcu gayri safi milli hasılasının %200'üne denk gelecek. IMF'nin bu raporu pazartesi günü hazırlanıp AB Liderler Zirvesi'ne sunuldu ancak rapor salı günü kamuoyuyla paylaşıldı. Ekonomik krizlere çözüm olarak dayatılan düşük faizli borçlar hükümetleri, şirketleri ve tüketicileri borçlandırmaya devam ediyor. Bu şekilde biriken sorunlar daha derin krizlerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Tüm dünyanın dikkat kesildiği Yunanistan mali krizi henüz kalıcı bir çözüm bulamamışken İngiliz sivil toplum örgütü Jubilee Debt Campaign 14 ülkenin daha Yunanistan olabileceği konusunda uyardı. Jubilee Debt Campaign raporunda Senegal'den Laos'a kadar birçok ülkenin kritik borç eşiğini aştığına işaret ederek ekonomik konjonktürün ağırlaşması veya borçlanmanın ani bir şekilde artmasının felakete dönüşebileceğini belirtti. Raporda krize çözüm olarak getirilen düşük faizli borçlanmanın hükümetler, şirketler ve tüketicilerin borçlanmaya devam etmesini sağladığı kaydedildi. Onun da sorunları geleceğe havale ederek belirtmesine neden olduğu vurgulandı. Raporda tahminlerimize göre 14 ülke dış borçları ve yüksek bütçe açıkları nedeniyle yeni bir borç krizine hızlı bir şekilde yaklaşıyor denildi. İngiliz Sivil Toplum Örgütü Tanzanya'nın 1990 yılından beri kayda değer bir dış borç biriktirdiğine dikkat çekti. Bununla birlikte Çin ekonomik büyümesinin yavaşlaması koşullarında ham madde fiyatlarının düşmesiyle doların güçlenmesi çok sayıda Afrika ülkesi için tehdit oluşturuyor. Zira dolar bazında borç ediniyorlar. Böylece borç düzeyi giderek artan Etiyopya'da ulusal para birimi kademeli olarak değer kaybeden Moğolistan ekonomik şoklara karşı son derece hassas hale gelebilir. Rus haber ajansı Sputnik News'a göre çok sayıda uzman Amerika Federal Rezerv Sistemi'nin bu yıl borç faizlerini kademeli olarak artırmasının derin bir borç krizinde katalizör rol oynayacağını düşünüyor. Bu durumun daha ağır sonuçlara yol açabileceği belirtiliyor. Dünya Bankası da geçen ay yayınladığı raporda kalkınmakta olan ülkeleri uyararak en iyisini ummaya ve en kötüsüne hazırlık yapmaya çağırmıştı.
Ukrayna ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper ile Ukraynalı mevkidaşı Arseniy Yatsenyuk imza koydu. İki başbakan Chelsea'deki Harper'ın yazlık çalışma ofisinde bir araya geldi. Anlaşma ile Kanada, Ukrayna'dan alacağı tüm mallar üzerindeki vergileri %99.9 oranında kaldırdı. Ukrayna'da Kanada'dan alacağı mallardaki vergiyi %86 oranında indirdi. Anlaşma ile Kanada sanayi ürünleri, ormancılık ve ağaç ürünleri, balık ve su ürünlerinin yanı sıra tarımsal ürünlerdeki vergileri sıfırlamış oldu. Böylece Kanadalı tarım ihracatçıları sığır, bakliyat, tahıl, kanola yağı, işlenmiş gıdalar ve hayvan yemi için gümrüklü satış yapabilecek. İki ülke arasında 2013 yılında 322 milyon dolar olan ticaret hacmi, geçen yıl yaşanan kriz nedeniyle 244 milyon dolara gerilemişti. Kanada'da yaşayan 1 milyon 200 binin üzerindeki Ukrayna kökenli Kanada vatandaşı, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerde önemli rol oynuyor. İmza sonrası kısa bir açıklama yapan Yatsenyuk, Kanada politik ve ekonomik alanlarda Ukrayna'nın zor zamanlarını paylaşıyor. Bugün de serbest ticaret anlaşması ile desteğini yineledi dedi. Harper da ülkesinin Ukrayna halkının bağımsızlık mücadelesine destek vermeye devam edeceğini söyledi. Harper, hükümetimiz Ukrayna'nın istikrar ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir bağlılık göstermiştir. Kanada-Ukrayna serbest ticaret anlaşması iki ülke arasındaki ilişkilerin bir başka dönüm noktasıdır diye konuştu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da on binlerce kişi hükümetin önerdiği güvenlik yasasını protesto etti. Salı günü Başbakan Shinzo Abe'nin konutu önünde toplanan 20 bin kişi, Japon parlamentosunda Perşembe günü oylanacak olan yeni güvenlik yasasını protesto etti. Yeni güvenlik yasası kabul edilecek olursa Japon ordusu, kolektif öz savunma kapsamında ülke dışı operasyonlarda müttefiklerinin yanında yer alabilecek. Japonya'nın barışçıl anayasası sadece kendini savunmaya olanak sağlıyor ve ordunun Japonya dışında aktivitede bulunmasını yasaklıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'yı bu türden bir anayasa yapması konusunda zorlayan ABD, şimdi Japonya'nın askeri alanda daha aktif rol oynaması için bastırıyor. İkinci Dünya Savaşı'na rakip saflarda savaşan Japonya ve ABD bugünlerde özellikle Pasifik Okyanusu'nda yükselen Çin ve Kuzey Kore'ye karşı ittifak arayışına girdiler. Nisan ayında ABD ziyareti gerçekleştiren Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD ile savunma ortaklığı konusunda yeni düzenlemelere gitmişti. Yasaya karşı olanlar, Japonya'nın neredeyse 70 yıldır barışçıl bir ülke olarak uluslararası kamuoyunda kazandığı güveni sarsacağını iddia ediyorlar. Başbakan Shinzo Abe ise yasanın ulusal güvenlik için gerekli olduğunu ve insanların yasayı yeterince anlamadıklarını iddia ediyor. Japon anayasasında yapılacak olan bu türden bir değişikliğin Japonya'nın Doğu Asyalı komşularını rahatsız edeceği tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de yılın ikinci çeyreğindeki büyüme oranları tahminlerin aksine yine %7 oldu. Tahminler büyümenin daha düşük gerçekleşeceği yönündeydi. Haziran ayı sanayi üretimi, perakende satış rakamları beklentilerin üzerinde çıkarken, ekonominin motor gücü kabul edilen sabit sermaye yatırımları da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İkinci çeyrekteki büyüme oranının tahminlerden daha iyi çıkmasına rağmen, ekonomi uzmanları borsadaki yoğun değişkenliklerin kaygı yaratması yüzünden daha başka rahatlatıcı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Emlak piyasasının zayıflaması ve fabrika üretimlerindeki düşüş, Çin ekonomisini yumuşak karnı olarak kalmaya ve büyümeyi tehdit etmeye devam ediyor. Buna karşın Pekin yönetimi ekonomik yavaşlamadan çıkılması amacıyla bir dizi teşvik önlemi alıyor. Ekonomiyi canlandırmak amacıyla Merkez Bankası geçen ay faiz oranlarını yeniden düşürdü. Bu, Kasım ayından bu yana 4. kesinti oldu. HSBC Bankası'nın Asya Ekonomik Araştırma Kurumu Başkanı Frederick Newman, Çin'in sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayabilmesi açısından gelecek aylarda başka parasal genişleme önlemleri almasının beklendiğini kaydetti. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, CERN araştırmacıları uzun zamandan beri varsayılan ancak asla doğrulanamayan yeni bir parçacık kategorisi gözlemledi. Pentaquark olarak adlandırılan yeni parçacıklar, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı üzerinde yapılandırılan 6 ölçüm araştırmasından biri olan LHCb deneyimi çerçevesinde ortaya çıkarıldı. LHCb deneyimli sözcüsü Guy Wilkinson yaptığı yazılı açıklamada Pentaquark'ın proton ve nötronların temel bileşeni olan kuarklardan oluştuğunu kaydetti. Sözcü, pentakuarkların 4 kuark ve 1 antikuarktan oluştuğunu belirtti. Kuarkların antiparçacıklarına antikuark adı veriliyor. Wilkinson, bu parçacıkların incelenmesi sonucunda sıradan maddelerin, yani hepimizi oluşturan proton ve nötronların nasıl oluştuğunun daha iyi anlaşılabileceğini söyledi. Pentakuarkların varlığı 1997'de St. Petersburg Nükleer Fizik Enstitüsü'nden Maxim Polyakov, Dmitri Dakanov ve Viktor Petrov isimli araştırmacılar tarafından öngörülmüştü. Ancak bu teoriye o zaman şüpheyle bakılmıştı.
Araştırmacıların bundan böyle kuarkların pentakuarkların içerisindeki bağlantı biçimlerini incelemeleri gerekiyor. Dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısı LHC'nin mevcut işletme döneminde elde edilen yeni bilgiler bu alanda ilerleme için önem arz ediyor. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı LHC'nin 2012'de ilk olarak işletilmesi döneminde Tanrı Parçacığı olarak da adlandırılan Higgs bozonunun varlığını doğrulamıştı.